Gelelim İran'a. Reformist Mesut Pezeşkiyan'ın İran'da Cumhurbaşkanı seçilmesiyle gözler iç siyasette atılacak adımlara çevrildi. Bundan sonra neler olacak İran'da diye. Cumhurbaşkanı'nın ilk hamlelerinden biri, İran'ın en etkili muhalif siyasetçilerinden biri olan Mehdi Kerubi'nin 2011'den bu yana tutulduğu ev hapsine son verme çabası oldu. Ancak Yeşil Hareket'in lideri Mir Hüseyin Musavi ve eşi Zehra Rahnever'le birlikte ev hapsine çarptırılmıştı Kerubi. Bu karara karşı çıkıyor. Bir dönem İran Meclis Başkanı olan Kerubi'nin karara karşı çıkmasının nedeni de Mir Hüseyin Musavi ve eşinin de kendisiyle birlikte serbest bırakılmaması. Eğer ben serbest bırakıl, onlar da serbest bırakılacaksa ben serbest bırakılayım diyor açıkçası. Şimdi bu gündemi meşgul eden bu konuyu, çok konuşulan konuyu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serhan Afacan'la konuşacağız. Şimdi Serhan Bey hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar Serap Hanım. Çok teşekkürler. Bu son gelişmeyi İran'da nasıl konuşulduğunu bir de uzman değerlendirmesiyle sizden dinleyelim. Ne bekliyorsunuz? Bu ne anlama geliyor bu adım? Öncelikle resmi bir adım olmadığını söyleyerek başlayayım isterseniz. Aha. Dolayısıyla tabii. Pezeşkiyan kanalından ya da İran'da Yargı Erki'nin de bir başkanı var. Hı hı. Yargı Erki Başkanı Muhsini İJİ kanalından bu meyanda bir açıklama, resmi açıklama gelmiş değil. Ancak zaten bu İran'da reformist bir isim iktidarı her geldiğinde ki bu süreç zarfında Hasan Ruhani ve şimdi Pezeşkiyan iktidara gelmiş bulunuyor. Tartışılan bir isim elbette Pezeşkiyan'ın da gündeminde var. Öbür hı hı. türlü reformist canaha daha fazla kabul ettirmesi mümkün değil. Çünkü bu çok can alıcı bir mesele. Bunun üzerine Kerubi'nin bir açıklama yaptığını gördük. Sizin de işaret ettiğiniz. Dolayısıyla mesela biraz daha onun üzerinden bu noktaya geldi diyebiliriz Serap Hanım. Peki bir Kerubi'nin bırakılacağını düşünüyor musunuz? Artık resmi bir boyut kazanır mı ve diğer iki ismin? Yani eğer onlar da bırakılacaksa ben bırakayım çağrısı karşılık bulur mu peki bu tartışmaların üzerine? 2011'den beri ev hapsinde galiba değil mi bu arada? Tabii 2011 Şubat'ından beri ev arada hapsinde. Açlık grevleri haberlerini hatırlıyorum. Öyle dönemler oldu. Sürekli tartışılan bir isim. Esasen daha ziyade şunlar çok oldu. Sağlık durumları oldukça kötü. Hı hı. Hüseyin Musevi de dahil, Kerubi de ikisi zaten oldukça yaşlı insanlar. Sağlık durumları da oldukça kötü. Her ne kadar İran İslam Cumhuriyeti ev hapsi durumlarını hapiste de demiyorlar. Evde tutulma durumları diyorlar. Bunun çok insani şartlarda olduğunu söylese de İran İslam Cumhuriyetlileri bu manada sağlıkları oldukça kötü söylemek gerekir. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor geliyor, evet duyuyoruz biz sizi. Burada bir probleme, bir noktaya işaret edeyim müsaadenizle Serap Hanım. İran İslam Cumhuriyeti müesses nizamının çok enteresan bir söylemi var. Bir yönüyle mantıklı, elbette birçok yönüyle sorunlu, onu söylemek gerekir. Biliyorsunuz Musevi de Kerubi de yargılanmadı. Haklarında bir yargı kararı yok. Evet. Zaten bunları savunanlar dedi ki ya siz bu insanları yargıladınız mı ki böyle bir ceza veriyorsunuz ki, hatırlayalım İran'da İslam Cumhuriyeti döneminde, ki daha öncesi de var ama İslam Cumhuriyeti döneminde çok sayıda önemli siyasi dini isme ev hapsi verilmişti. İşte Ayetullah Şeriat Medarı bunlardan bir tanesiydi. Belki en meşhur Ayetullah Muntazeri'ydi. İşte Mir Hüseyin Musevi, Kerubi de bunlar arasında. Dedi ki İranlı yetkililer ve dönemin Yargı Erki Başkanı Sadık Darecani, yargılamadık, onlara iyilik yaptık. Çünkü yargılamış olsaydık yeryüzünde bozgunluk çıkarma suçundan, ki bu İran'da en ağır suçtur, idam etmemiz gerekecekti belki de. Dolayısıyla esasen biz onları yargılamayarak onlara iyilik yaptık. Hatta şöyle söylediler, onların taraftarları istiyorlardı ki bu gibi iki figürü, özellikle Musevi'yi biz yargılayalım, hapse atalım, öldürelim. Böylelikle bir kahraman yaratmak istiyorlardı. Biz buna da izin vermedik. Onları gayet tırnak içinde insani bir şekilde evde tutuyoruz gibi bir söylem geliştirdiler. Şimdi tabii merak edilen, yeni yönetimle birlikte içeride neler olacağı, bir yumuşama olacak mı, masa yemeğini, protestoları, ardından idamlar oldu vesaire. Bu Kerubi konusunda da onun üzerinden bakılıyor. Siz ne bekliyorsunuz ve ne görüyorsunuz şu anki İran'daki atmosfere baktığınızda? Aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani bu bağlantı anlamında, yani dışarıda gelişmeler oluyor, olacak, içeride de olacak. Şimdi Ruhani dönemini hatırlayalım. Hasan Ruhani 2013 yılında iktidara geldiğinde iki şey söyledi. Dedi ki ben İran'ın dışarıyla olan sorunlarını, işte nükleer mesele vardı malum, çözeceğim. Bu bizi ekonomik anlamda, siyasi anlamda rahatlatacak. Nitelikli bir anlaşma imzaladı. Her ne kadar süreç sonra başka yere ilerlese de
Nükleer anlaşma imzaladıktan sonra dedi ki, buna kısaca Bercam adını vermişlerdi. Şimdi isterseniz çok açıp uzatmayayım o kısmı. Anlaşma Farsça adının kısaltılması. Ben dedi ikinci bir Bercam'ı da ülke içinde yapacağım. Yani ikinci bir siyasal açılımı da iç politikada yapacağım dedi. Ve bunun hedefinin de bu iki önemli ismin ev hapsinden çıkarılması olarak açıklamıştı. Ama bunu başaramadı Hasan Ruhani ve bundan dolayı çok eleştirildi. Ben bunu Mesut Pezeşkian'ın başarabileceğini düşünmüyorum. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse bu kesinlikle Pezeşkian'ın kararı olamaz. Bir şekilde nizam bu iki insanın ev hapsinde ölmesini istemiyordur müesses nizam. Bunun bir takım komplikasyonu olacağını düşünüyordur. Bundan dolayı böyle bir karar verebilir. Değilse zaten bu iş Mesut Pezeşkian'ı aşan bir iş, tekrar edeyim. Ortada bir yargı kararı dahi yok zaten. Ayrıca şunu hatırlatayım kısaca. Tabii. Özellikle Mir Hüseyin Musevi ile devrim rehberi ya dini lider dediğimiz Ali Hamine'yi arasında 2009'u aşan, 2011'i aşan, ta 1980'lere kadar giden ki Musevi, İran'da 79 anayasasında başbakanlık vardı. 89 anayasa değişikliğinde kaldırıldı biliyorsunuz. Hı hı. Sadece bu başkanlığı kaldı. Bu 10 yılın neredeyse tamamında başbakanlık yapmış şahsiyettir Musevi. O dönemin neredeyse tamamında, önemli bir kısmında da Cumhurbaşkanı Hamene'ydi. İkili arasında oraya giden bir sürtüşme de var. Dolayısıyla Musevi meselesi hem Yeşil Hareket'ten dolayı 2009 yılında, kısaca şunu da hatırlatayım müsaadenizle, neden 2011'de tutuklandı dedik. Çünkü bu insanlar tırnak içinde kalkışmayı 2009'da başlattılar. Biliyorsunuz Haziran seçimlerinin ardından seçimin sonuçlarını kabul etmediler. Baharı dönemi tehdit olarak görüldüler vesaire. Ama sonradan geldi tam olarak onu söyleyecektim. Ama tam böyle çok önce biraz paralel bir zaman Kesinlikle tam oraya bağlayacaktım. Şimdi bu seçim hengamesi geçtikten sonra Mir Hüseyin Musevi ve Kerrubi Arap Baharı Tunus Tapatlak verince bir mektup yayımlayarak İranlıları da sokaklara davet edince İran rejimi elbette çok sert bir şekilde buna tepki verdi. Mecliste Musevi'ye ölüp Kerrubi'ye ölüm sloganları atıldı. Bunları alın idam edin falan lafları edilir iken tam o süreçte, dolayısıyla biraz Arap Baharı'ndan İran'ın endişe duyduğu süreçte bunlar insanları sokağa davet edince, bundan dolayı diyorlar ki bunlar rejime savaş açtı. Dolayısıyla bunun cezası behemehal ya idam olur ya ömür boyu normal nizami bir hapishanede kalmak olur. Bu manada biz bunlara lütufta bulunduk, âli cenaplık yaptık diyorlar. Peki, bakalım neler olacak. Çok teşekkür ediyorum hızlıca değerlendirmeniz için Doçent Doktor Serhan Afacan, sağ olun katkınız için. İran'a da şöyle bir son sıcak gelişmeler üzerinden baktık neler oluyor diye.